Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına geçtiğimiz aylarda yapılan %25'lik zamın ardından Manisalı vatandaşlar kömüre yönelmeye başladı. Kömürün tonunun 5.000 TL'yi aştığını gören vatandaşlar şimdiden kara kara düşünmeye başladı. İsmail Çelik. Bugün fiyatlar nasıl kömürde? Geçtiğimiz yıla nazaran fiyatlar birebir artış gösterdi. Dış dünyadaki enerji sektöründeki kriz ve ekonomik sıkıntılardan dolayı fiyatların ve girdilerin birebir artmasından dolayı. Geçen yıl fiyatlar ne kadardı? Bugün sezon itibariyle geçen yıl 2400 lira ile kapatmıştık. Bu yıl şu anda 5000 lira. Önümüzdeki günlerde fiyatlarda yeniden bir yükselişe de düşüş söz konusu olabilir mi? Şimdi tabii bunu arzu etmiyoruz. Şu anda bu düzeyde kalması temennimiz. Tabii konjonktür ne olacak? Efendim hava koşulları nasıl olacak? Bunu kestirme şansımız yok ama artış olabilir gibi insanlarımız ve vatandaşlarımız bir an önce tedariklenmeye gayret ederlerse onların için avantaj olur. Peki sanayideki kömür kullanımı fiyatların artışında etkisi oldu mu? Tabii ki, tabii ki. Yani şimdi hem ithal kömür fiyatlarının artması hem de doğalgaz krizinden dolayı üretimde kömüre dönüş var sanayilerde. Bu da tabii ki kömür fiyatlarının talebe artmasından dolayı fiyat artışlarına da etken oldu. Kömür alırken dikkat etmesi gereken hususlar neler? Şimdi vatandaşların kömür alırken dikkat etmesi gereken hususlar gerçekten güvendikleri firmalardan almaya çalışmaları. Bir ikincisi de Soma kömürünün şu anda taklit torbalarını piyasada görüyoruz. Bu torbalardan almamaya gayret etmeleri. Peki almaları durumunda nasıl bir sorunla karşılaşabilirler? Çünkü kömürün kalori değeri düşük olduğu için yaktıkları zaman sıkıntı yaşayacaklardır. Hem kalori değerinin azlığından dolayı ısınma sorunu hem de kül fazlalığı yaşayacaklardır. Çünkü aradaki fiyat farkı ilk etapta cazip gelebilir ama daha sonra paraları sıkıntıya uğrar yani.